Geçen videoda İtalya'nın aslında üçlü ittifakın asıl üyelerinden biri olmasına rağmen durumun biraz garip olduğunu görmüştük. Birinci Dünya Savaşı'nın başına geldiğimizde İtalya tarafsız kalmaya çalışmıştı. İttifak devletlerinin savunmadan ziyade saldırıya geçtiğini öne sürmüştü. Ve bahsettiğimiz gibi 1915'in baharında İtilaf devletleri ile Londra Paktı'nı imzaladı. Mayıs'ta Avusturya Macaristan'a savaşı ilan etti. Almanya'ya resmi olarak 1916'ya kadar savaş ilan etmedi. Bu da Avusturya Macaristan'la İtalya sınırındaki asıl savaşa ortam hazırladı. İşte burada gördüğünüz sınır. Asıl savaş burada gördüğünüz sınırda gerçekleşti. Birazdan göstereceğim harita bu haritadaki şu kısmın büyütülmüş hali olacak. Şu kısmın büyütülmüş hali. İşte bu harita. Önce 1915'te başlayabiliriz. Evet buraya da yazalım. 1915. Gördüğünüz gibi İtalya, Mayıs'ta Avusturya'ya savaş ilan ediyor. Almanya'ya sonraki yıllarda savaş açacak. İtalya, Avusturya'ya savaş ilan ediyor. İlk çarpışma Haziran'da oldu. Bu ilk muharebe Isonzo nehrinde oldu. Isonzo'yu yazıldığı gibi telaffuz ediyorum. Isonzo Nehri'nde. Isonzo Nehri İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında bir sınır görevi görüyordu aynı zamanda. İşte buralardan geçiyor. Aslında burası dağlık bir bölgedir. Ve İtalya'nın bu nehir bölgesinde bir sürü muharebede bulunduğunu göreceğiz. Yaklaşık 12 tane. Haziran 1915'te bu muharebelerden ilki gerçekleşiyor. İlk çarpışma. Yazalım. Isonzo Nehri'nde ilk muharebe bu muharebeler 1916'da da devam ediyor. Bu sırada Isonzo Nehri'ndeki 5. muharebeye kadar gelmiş oluyoruz. Evet, oku biraz daha uzun çizeyim. 1916'ya geldiğimizde durum bu şekilde devam ediyor ve aslında iyice çıkmaza giriyor. Çarpışmalarda bir sürü insan öldü tahmin edebileceğiniz gibi. Bölge çok zorluydu ve savunma tarafı için avantaj oluşturuyordu. Bu yüzden bu sınırda bu kadar muharebeye rağmen aslında çok da fazla somut bir şey olmadı. Şimdiye kadarki İtalya saldırıları da bir sonuca varmadı. Sonra Mayıs 1916'ya geldiğimizde, Mayıs 1916'da Avusturya-Macaristan saldırıya geçiyor ve sınırın bu kısmına saldırıyorlar. Bu saldırıya da Asiago muharebesi deniyor. Asiago'ya kadar ilerleyebildiler. Asiago muharebesi Yine biraz toprak kazansalar bile bu toprakları ellerinde tutamadılar. Birliklerini yaydılar, tedarik zincirini koruyamadılar ve muharebenin sonlarında bu yüzden İtalya bu toprakları Avusturya Macaristan'dan geri aldı. Bu yüzden aslında asıl cephe çok fazla değişmedi. Böylece gördüğümüz gibi muharebelerin ilk iki yılı boyunca çok da fazla somut sonuçlar alınamadı aslında. Çok ciddi somut değişiklikler olmadı. 1916'da savaş İsonzo Nehri'ndeki 6. muharebeyle devam etti ve İsonzo Nehri'ndeki çarpışmalar sonra 1917'de de sürdü. Bunlar İsonzo Nehri'ndeki çarpışmalar ve 1917'ye kadar sürüyor. 1917'ye girdiğimizde ise ilginç şeyler olmaya başlıyor. Bunlardan biri, hatırlayabileceğiniz gibi daha önce birçok videoda bahsetmiştik, Doğu Cephesi'nde Rusların dağılmaya başlaması. Neden? Çünkü Rusların ülkelerinde bir devrim var. Yani uğraşacak bir dolu iç işleri sorunu var Rusya için ve doğu cephesinde de kaybediyorlar. Bu da Almanların yeni birlikler hazırlamasına olanak sağlıyor ve yeni birlikleri batı cephesine doğru kaydırma şansı veriyor Almanya'ya. Ekim 1917'ye geldiğimizde Avusturya Macaristan Almanya tarafından desteklendi. Bu tam zamanında gelmiş bir destekti çünkü Isonzo nehrindeki 11. muharebe yapılıyordu bu sırada. 1917'lerin sonlarında İsonzo Nehri'ndeki 11. Muharebe. Avusturya-Macaristan 12. çarpışmayı kaldırıp kaldıramayacağından tam da emin değildi. O yüzden de aslında Almanların yardımı tam zamanında yetişmişti. Ekim 1917'de Avusturya-Macaristan'la birlikte Almanlar İsonzo Nehri'nde saldırıya geçti. Bu İtalyan cephesinde gördüğümüz en çarpıcı hareketti. Bu da Caporetto muharebesi olarak bilinir. Yazıyorum. Caporetto. Caporetto burada ama bu iki ulusun arasındaki sınırı da kapsıyor. Isonzo Nehri kıyısında. Ayrıca bu Isonzo Nehri'ndeki 12. muharebe olarak da bilinir. Isonzo Nehri'ndeki 12. muharebe. Ve aslında bu çok başarılı bir saldırıydı. E, birliklerini Caporetto'da yoğunlaştırdılar. İtalyan cephesini geçip İtalya'nın içine doğru ilerlediler. Yani Avusturya Macaristan ve Alman birliklerinden bahsediyorum. Ekimde ve Kasım'ın başlarında, yani 1917'nin Ekim ve Kasım'ında İtalyanları geri püskürttüler. Piave Nehri'nin arkasına kadar geri ittiler İtalyanları. Piave Nehri'nin arkasına kadar ittiler. Daha önce duymamış olabilirsiniz. Burası Piave Nehri İtalyanları yaklaşık olarak bu sınıra kadar püskürttüler. Bu da bizi 1918'e getiriyor. 1918. Bu yıllarda Almanlar son saldırılarını planlıyordu. Avusturya Macaristan'a bakın savaş böyle devam ediyor bu cepheyi biz size bırakıyoruz. İtalyanları burada yenmeniz gerek çocuklar. Biz de itilaf devletlerini engellemek için batı cephesine döneceğiz. Çünkü eğer böyle yapmazsak Amerikalılar yardıma gelecek dediler. Böylece Almanlar Batı Cephesini tekrar düzenlediler. Almanlar Batı Cephesini tekrar düzenlediler. Diğer cephede İtalyanlarla uğraşma işini de Avusturya Macaristan'a bıraktılar. 1918 Haziranında, Haziran 1918 Avusturya Macaristan son bir umutla saldırıya geçiyor. Saldırı bu uzun Piave Nehri boyunca oldu. Ama Avusturya Macaristan saldırıyı pek iyi planlayamamıştı ve bu aslında çok aleyhlerine oldu. Caporetto savaşında Almanlar tek bir noktadan saldırmışlardı. Böylece siperleri geçebilmişlerdi. Ama burada Avusturya Macaristan daha az planlı ve daha geniş bir alana yayılan bir saldırı düzenledi. Bu yüzden başarılı olamadılar. Bunun dışında İtalyanlar saldırının olacağı tarihi ve saati de önceden biliyorlardı. 15 Haziran gece 3'te başlayacaktı saldırı. İtalyanlar tarihi öğrenince tüm birliklerini 15 Haziran gece 3'te siperlerde saldırıya hazır etti buradaki siperlere ağır toplar yerleştirdiler. Ki bunun birçok insanı öldüreceği de açıktı. Çünkü saldırı için cephede bekleyen bir sürü asker olacaktı. Muharebe başlamadan önce bile işgal edilebilecek olan Avusturya Macaristan'da böylece çok kan döküldü. Saldırının kendisi de biraz yıkım yarattı tabi. Pia ve nehrinin üzerinden geçebildiler. Birlikleri ayrılmıştı. İtalyanlar da bu avantajdan faydalanıp nehrin güney tarafında birliklerini oluşturdular ve Avusturya Macaristan'ı geri püskürttüler. Zararı önleyip Avusturya Macaristan ordusunu iyice zayıflatmışlardı. Bazılarına göre İtalyanlar ani bir karşı taarruz yapıp hemen Avusturya Macaristan'ı topraklardan atabilirlerdi. Fakat İtalyanların Caparetto Savaşı'ndaki yenilgi hala akıllarındaydı ve bu hala etkisini gösteriyordu. Bu yüzden İtalyanlar biraz daha beklemeyi tercih ettiler ve Ekim 1918'e kadar beklediler. Zayıf bir Avusturya-Macaristan ordusu vardı karşılarında ve İtalyanlar bu cephedeki nihai saldırıyı başlattılar. Vittorio Veneto muharebesi. Vittorio Veneto İşte burada. Vittorio Veneto diyorum yani İtalyanca olarak yanlış bir te telaffuz olabilir özür dilerim ama yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum. Vittorio Veneto. Bu saldırıyla Avusturya-Macaristan alt edilmişti. Avusturya-Macaristan'ı geri püskürtebildiler topraklarından çıkarttılar. Avusturyalılar zaten güçsüzleşmişti ve kendi içlerinde de sorunları vardı. Daha da sorunlar çıktı. İmparatorluk dağılmaya başladı. Kasım ayına gelindiğinde ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu resmen teslim oldu. Sadece İtalya'ya değil tüm itilaf devletlerine de teslim oldu. Bu da Birinci Dünya Savaşı'ndaki İtalyan cephesinin sonu oldu.